mutlu günler diliyorum hepinize. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler şükür çok iyiyiz. Çok değişik videoma başladım dermişim. Hayır, standart. Hemen elimi topladım. O da salon hariç, daha salona girmedim. Yatak odasını, mutfağı, çocukların odasını şöyle birer topladım, çıktım. Onun haricinde daha henüz hiçbir şey yapmadım. Üzerine bir duşumu aldım. Hatta saçlarımda şöyle bakım yağları var. Mis gibi kokuyorlar. Bir de bugün şöyle tepeye yapmadım onları. Bakın kuyruğum ne kadar uzamış. Güya yeni kestirmiştim. Görünüyor mu? Görünüyor. Şöyle. Şimdi kahvemi içeceğim. Biraz önce mutfağı toplarken şu en alt çekmeceye çamaşır toplamıştım. El havluları falan, böyle bir şeyler koymak için. Mutfak bezleri falan oluyor ya. Onları koymak için. Anam, çekmeceyi zorla da kapattım. Yine dağıtmışım orayı. Benim mutfakta çekmecem çok az olduğu için kaç taneymiş? 3 tane. 3 tane. Birinde işte çatal kaşıklarım var. Ötekinde böyle takı tuku. Ne diyeyim onlara? Büyük kaşıklar, işte plastik, huni muni, böyle şeyler var. En altta da hem böyle streçler, hani streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti gibi zart zurt, bir de el havluları falan, böyle sofra bezi bilmem ne, işte sığmıyor. O yüzden böyle ben hep bir şey alırken en alttaki lazım olduğunda çok orayı karıştırıyorum. Bir de mutfak, hadi diyorum, beklemesin, hemen yapayım orayı, böyle çok dağıtmışım ya işte yani. Bir hemen elden geçireceğim orayı. Bir düzen yapabilir miyim? Sanmıyorum. Benim öyle düzenlerim çok işe yaramıyor ama bakacağım. Gene sık sık elden geçirmeye çalışıyorum. Şöyle bir orayı toparlayacağım. Şu kalsın şurada. Neyse ya. Çok düşük çeneliyim. Çok düşük çeneliyim. Dişi çektim, düşürdüm. Hadi kahveye gelin. Ben kahve yaptım. Mis gibi şöyle köpüklü köpüklü. Buyurun gelin kahve içelim. Mekanıma geldim yine. Hemen şuradan balıkçıya gittik. Balık aldık geldik. Biraz da domates. Biraz yeşil elma. Yeşil elmam bitti ya. Dayanmıyor bana yeşil elma. Taze fasulye de aldım. Bir pişirebilirim. Balık alırız da yanına salatalık malzeme almaz mıyız? Tabii ki alırız. Şöyle biraz turp, havuç ve marul yeşillikler şöyle. Başka bir şey almadık herhalde ya. Evet, almadık. Onları aldık geldik. Şu da balığımız. Sardalya fileto. Bunu seviyoruz. Onu aldık. Büyük balık pek sevmiyoruz. Tek ışırdattım. Buzdolabıma balığımı atayım hemen. Orada dursun. Akşama daha epey bir süre var. Salatalık malzemelerini de suya bırakayım. Şu çekmecemi düzenleyeyim. Çekmecem yine hani böyle kötü görünüyor ama en azından şey yani, el havlularım, kurulama bezlerim, böyle buzdolabı poşetlerim, çöp poşetlerim, şurada da kurabiye malzemelerim falan hani en üstte kaldılar. En azından hep onları kullanıyorum genelde. Onları en üste bıraktım. Yani tekrar düzeltirken en üstte olmasından dolayı daha kolay düzenlemiş olurum herhalde. Ay, böyle çekmece lazım, bol dolap lazım. Bir türlü sığamıyorum. Yok ya, ben mutfak toplama konusunda gerçekten başarısızım galiba. Ya hem topluyorum hızlı bir şekilde, hem de hızlı bir şekilde dağıtıyorum. Hiç anlamış değilim. Bir de hiç eksiklerim de bitmiyor. Bir markete gidip duruyorum. Oraya buraya gidip duruyorum. Çiçek yağım az kalmış kızartmalar için. Çiçek yağı aldım geldim.
Az kalan bir şey gördüm de dayanamıyorum. Bir de toz şekerimi bitirmiştim. Toz şeker aldım. Bir de şöyle köpük sabun aldım. Bunlar da sipariş vermiştik. Bunun çok az kalmıştı. Bunu çok kullanıyorum diye. O geldi. Şöyle bir de 30'lu yumurta. Şöyle biraz çay ve tuvalet kağıdı. Bir de burayı toplayacağım. Burayı toplayacağım, arkasından ne olacak? Geleceğim, yemek yapacağım. Ben işte bunu anlayamadım. Ne yaptığımı anlayamadım ben. Topluyorum, bir yere gidiyorum, geliyorum, tekrar dağıtıyorum. Topluyorum, bir yere gidiyorum, geliyorum, tekrar dağıtıyorum. Evde de her taraftan poşet fışkırıyor artık. Atamıyorum da bunlara çöp koyuyorum diye. Şunu banyoya götüreyim. Bunu da banyoya götüreyim. Saat 4'ü geçti ama şöyle hemen mutfağı toparlayınca bir akşamüstü kahvesi içmek için arkadaşıma gideyim hemen şurada. Sokağın sonunda, aslında da sokağın sonunda şu anda bir tane ev yıkılıyor. Yeni yapılacak herhalde. Yeni bina olacak herhalde. O yüzden oradan geçemedim. Arka sokaktan dolanıyorum böyle. Neyse, kısa bir kahve molası vermek için çıktım işte, Yeliz'e doğru gidiyorum. Hem çöplerimi de aldım. Çöplerimi de atayım. Ondan sonra yemek saatimiz gelir zaten. Yemek yaparız. Kahve içmekten geldim şimdi. Balıklarımı yıkadım. Görüyor musunuz? Şöyle sardalya bunlar. Fileto şeklinde alıyorum. Ben temizleyip kılçıklarını ben çıkarmıyorum, yani balıkçılar yapıyorlar. Ben sadece bir kere yıkadım. Buraya da mısır unu, galeta unu, normal un ve tuzu karıştırdım. Çok azıcık meşhur balık tavamı da çıkardım. Çok azıcık şöyle yağlıyorum dibini. Ve balıklarımı unlayıp sıralıyorum buna. Sonra da ne yapacağım, mis gibi kendi kendine onlar zaten ortalama 20 dakikada nar gibi kızaracak iki tarafa birden. Salatam da hazır. Çok az daha tavada var. Yani bunun yarısı kadar daha. Onlar da pişiyorlar ama biz bunları soğutmadan yemeye başlayacağız. Böyle sıcak sıcak. Gayet de güzel görünüyorlar. Bayağıdır da yemedik ya. Hani normalde çok balık düşkünü değilizdir ama böyle arada istiyor insanın canı. Büyük balıkları sevmiyoruz ama. Şimdi bize afiyet olsun. Bugünkü mutfakla olan savaşımdan yine mutfağın üstünlüğüyle ayrılıyorum. Akşamı ettirdi yine bana. Şuraya azıcık balığım kalmıştı. Kapattım, koydum da. Sonra onu dolaba koyacağım. Yani görüyorsunuz akşam oldu. Ve ben mutfaktan anca çıkıyorum. Çayımı da koydum ocağa. Şimdi gideyim, salonda da maç sesleri geliyor.
Miskinleştim iyicene, işlerimi bitirdim ya. Son bir çamaşırlarım katlanacaktı. Onları da katladım. Dediğimi oturdu, aldım yamacıma çayımı. Artık keyif yapma zamanı. Müsaadenizle de videomu sonlandırma zamanı. Bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.